Biri bekledik, hoş geldiniz. Öncelikle Feryon'a teşekkür ediyorum ve bize bu platformu sağlayan Enokta'ya teşekkür ediyorum. Hayatımızın o kadar ilginç bir dönemindeyiz ki her şeyi teknolojik olarak halletmek durumundayız ve bir baktığımızda öngöremediğimiz bir sürü şeyle iç içe kalmış durumdayız. Ne yapacağız, ne yapacağız derken teknolojiyi daha çok kullanacağız demenin bile artık gereksiz bir hale geldiği bir dönemdeyiz. Dijital liderliği konuşacağız biraz. Bu bir sohbet. Bu bir eğitim değil. Ben sizlere ne yapmanız gerektiğini anlatmayacağım. Bir öğretmen değilim şu an karşınızda. Aslında bir öğrenciyim sizlerden. Bu nedenle bu sohbetimiz sonrasında, şu anda yazabilirsiniz bu arada chat bölümünden ama sohbetimiz sonrasında da lütfen etkinizi, tepkinizi, fikrinizi benimle paylaşın. Sosyal medyadan haberleşelim. Herhangi bir sunum yapmayacağım. Fakat size sosyal medya hesaplarımı tabii ki paylaşmak istiyorum. Çünkü oradan iletişimde kalmak istiyorum. Konumuz dijital liderlik olduğu için aslında sosyal medyadan ne kadar etkileşimde kalmamız gerektiğini çok iyi kavradığımız bir dönemdeyiz. Ve tam üstüne de bu konuyu konuşurken sosyal medya hesaplarımızı paylaşmamak olmaz. Bir profil resminden önce bir paylaşayım istedim. Kimim ben, sosyal medyada neler yapıyorum? Biraz bunları geçerken size çok minik minik de olsa bazı şeyler gösterdim. Bir profil fotoğrafı, bir kapak fotoğrafı, sosyal medyada kimliklerimizi oluştururken kullandığımız bizi simgeleyen şeyler. Ben bir dijital lider miyim bilmiyorum ama daha gencim, yaş 48 olacağım inşallah. Gençlere bırakmıyoruz şu an bu alanı. Daha çok dijital lidere neden ihtiyacımız var? Öngöremediğimiz konuları konuştuk ya, öngöremediğimiz durumlar yaşıyoruz. Acayip bir dönem yaşıyoruz ve her şeyi teknolojiyle çözmeye çalışıyoruz. Bu nedenle daha çok dijital lidere ihtiyacımız var. Asli işlerini yaparken dijital düşünen, tekno kafa insanlara neden daha fazla ihtiyacımız var? İşte bu dönemde anlamadık mı en çok da? Dijital lider aslında normal liderden daha da farklı biri değil. Üç tane unsurda ayrıldığını düşünüyorum. Bu üç unsuru sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Şimdi az sonra bir soru sormak istiyorum size. Bana cevap verirseniz çok memnun olurum. Kaç kişi sosyal medya üzerinden Feryon'u takip ediyor? Biraz soruların cevaplarını bekleyeceğim. Kaç kişi sosyal medya hesapları üstünde, şey, sosyal medyada Feryon'u takip ediyor? Bunun cevaplarını almak istememdeki sebep şu. Bir sivil toplum kuruluşu olarak Feryon'un görevi tüm sivil toplum kuruluşlarında olduğu gibi topluma ilgi alanı, iştigal konularında fayda sağlamak. Dijital liderin de asli görevlerinden bir tanesi işte bu. Evet, fayda sağlamak. Dijital lider ne yapıyor? Aslında farklı disiplinlere ait yetkinlikleri bir arada taşıyor. Ama teknolojiyi iyi kullanıyor, sistemleri takip ediyor, yeniliklerin farkında ve bunu işine, iş geliştirme alanlarına ekliyor. Dijital liderin bence diğer liderlerden en çok ayrılan bölümü, evet, teknolojiyi iyi anlaması. Hayatımızdaki en önemli konulardan bir tanesi anlam arayışı. Biz teknolojide de anlam arayışındayız. Teknolojiyi kullanmak bize ne kazandırır? İşlerimize ne kazandırır? Bizi nasıl geliştirir? Bunun peşine düşenler dijital liderler. Dijital liderliğin en önemli özelliklerinden bir tanesi, kendi işlerini yaparken diğer insanlar ne yapıyor ve iş yapış modellerindeki gelişmeler neler? Onları kendi işimize nasıl entegre edebiliriz? Bunun için teknoloji araçlarını iyi kullanmak. Bulut teknolojileri, uygulamalar, veri analitiği. Ha, veri analitiği derken hemen şunu söylemek isterim. Veriyi oluşturan, veri tabanını sağlayan ve veriyi analiz edenlerin hepsi iyi dijital lider diye bir şey yok. Veriyi yorumlayabilen kişiler dijital liderler. Yorumlayıp kendi işimize ve kendi iş yolculuğumuza katabilen dijital liderler. Üç temel boyuttan bahsetmiştim size. Bir tanesi bu bulut teknolojilerini, uygulamaları ve yenilikleri iyi takip eden, hızlı takip eden, çevik olan kişiler. Çeviklik bize ne sağlıyor bu alanda? Biliyorsunuz şu dönem çevikliği çok fazla kullanıyoruz. Ve çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çeviklik bize ne sağlıyor? Hızlılık sağlıyor. Yeniliğe anında adapte olmak için bizi kendi kendimize ivme katmamızı sağlıyor. Ve kendi yol haritamızı çizerken oluşturduğumuz stratejileri aslında yolun kendisinde değiştirebilme gücümüzü sağlıyor.
Burayı özellikle ve önemli belirtmek istiyorum. Yol haritalarımız artık değişebilir sevgili dostlar. Bu güzel bir bilgi olarak gelmeyebilir size. Kulağa çok hoş da gelmeyebilir. Çünkü bize hep bugüne kadar kurumsal hayatlarımızda yol haritalarını oluştur, stratejini ona göre kur ve yol haritalarını sıklıkla değiştirme öğretildi. Maalesef bu bilgi şu an yanlış hale geldi. Artık yeni bilgi, bu yeni lafını çok fazla kullanıyoruz değil mi? Yeni normal, yeni medya. Birçoğuna da karşıyım, bu arada söylemek de isterim. Medya tektir. Yeni normal diye bir şey yok. Normal normaldir. Normal olmayan da zaten normal dışı deriz. Çok seviyoruz yeni kavramlar katmayı ve bunun aslında teknolojik öncülüğü olduğunu düşünüyoruz. Ama kavramların içi doldurulmadığında maalesef bu da elimizde kalma olasılığı olan konularda bir tanesi haline geliyor. Ama dijital liderlikte yeni kavramlar peşinde koşmak yerine var olan kavramları önce bir anlayıp ondan sonra kendimizi bunun içine nasıl entegre edebiliriz, işlerimizi nasıl entegre edebiliriz, iş gelişme planlarımızı nasıl buna göre organize edebiliriz'i düşünmek yatıyor. Yeni bir çağdayız. 2020 bize çok ilginç bir yıl olarak hayatlarımızda hiç silinmeyecek izler bıraktı. Bunlardan bir tanesi içine düştük. Ben her zaman ders verdiğim ve eğitim verdiğim alanlarda şöyle bir tabir kullanırım. Diz kapak adalarında yüzün. Çocukluğumuzu hatırlayalım. Denize gidiyoruz, güzel zamanları hatırlayalım. Çok yakında inşallah tekrar hayatımızda olacak. Denize girdiğimizde eğer yüzme bilmiyorsak İçine girdiğimiz alanın bizi çekebileceği ve boğulabileceği hissine kapılırız ve panikleriz. Ben dijital liderlikte bu panik duygusunun ilk başlangıçta çok fazla olduğunu düşünüyorum. Dijital lider olmak isteyen kişilerde. Şimdi ben ne yapacağım? Ben kendi işimi mi yapayım? Yoksa sosyal medyayı mı takip edeyim? İşte bulut teknolojisini öğreneyim? İşte ekibimi geliştirmek için sürekli yeni stratejiler mi üreteyim? Ben ne yapacağım? Ve bunlara zamanım yetmiyor diye çılgınca herkesten bir geri bildirim alıyoruz. Evet, zaman yönetimi yapamıyoruz. Çünkü listeler yapmamız gerekiyor. Kendi işimizi geliştirebilmek için teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Teknoloji bizim hayat amacımız değil. Halen en önemli gücümüz ve yaratıcılığımız içsel gücümüz. Teknoloji bunlar için sadece bir aracı. Bir dijital lider bunun farkına varıp nimetlerinden faydalanmayı, kendi yol çizgisinde yolu ara ara değiştirmek için kullanabileceği bir iyi ekipman olduğunu fark ederse zaten yolu açılmış demektir. Ne kadar yakınız, ne kadar uzağız bu konuya? Kendimizi küçük küçük test edebiliriz. Avrupa Birliği'nin çok güzel bir kaynağı var. Bunu tavsiye etmek isterim sizlere. E-yetkinlik. Kendi kendimize küçük bir Excel hazırlayabiliriz. Ve dijital dönüşüm, işte dijital liderlik ve yeni dünya düzeninde, yine de yeni dedim kusura bakmayın, yeni dünya düzenindeki bu birçok kavramlar var ya, bu kavramları bir alt alta yazıp bir Excel'de bu kavramlar bize ne çağrıştırıyor, bizim işimiz için ne getiriyor, ekiplerimiz için aslında neyi yapmamız gerektiğini söylüyor ve bunlara ne kadar yakınız, ne kadar uzağız biraz bakmamız lazım. Bu e-yetkinlik testini ve bu konuya ne kadar yatkın olduğumuzu minik bir test etmenizi öneririm. Hatta birbirimizle de paylaşabiliriz. Çünkü bu dünyanın en önemli özelliği paylaşım endüstrisine sahip olması. Eskiden rakiplerimizi çok böyle açıktan takip etmezdik. Şimdi rakiplerimizi takip etmemiz, neler yapıyor deli gibi bakmamız gerekiyor. Stalk iyi bir şeydir arkadaşlar. Eğer dedikodu için kullanmıyorsak, gerçekten işimiz için kullanacaksak stalk iyi bir şeydir. Rakipler ne yapıyor? Hatta bunun üzerinden rakiplerimize teşekkür etme, geri bildirim verme, güzel saygı dozunu kaçırmadan eleştiri yapma hakkına sahibiz. Paylaşım kültürünü hayatına sokan kişidir dijital lider. Burada çok sosyal bir kişilikten bahsediyormuş gibi algılanmak istemem. Ama evet, sosyal medya severlik bir sosyal kişi algısı yaratıyor. Fakat sosyal medya da bence bizim işlerimizde bir aracı, bir amaç değil. İnsan kaynakları yöneticilerine küçücük bir önerim olmasını söylemişlerdi bu programı yaparken. Şöyle ki, dijital takımlar oluşturmalıyız. İnsan kaynakları yöneticileri nasıl yetenek avcılığı yapıyorlar? Şu anki durumu da aslında lehimize kullanıp
biz nasıl bir dijital takım oluşturabiliriz? Bunu düşünmeliyiz. Bu dönem içerisinde çok fazla bombardımana uğradınız mı? Ben uğradım. Her yerden bir canlı yayın, bir online eğitim, bir başka webinar, bir başka gelişim programı ve ambalı olduk. Çok fazla bilgi akışı var. Ve bu bilgi akışı içerisinde nasıl kafamızı toplayacağız? Biz nasıl dijitalde fikir önderi olacağız ki ekiplerimizi de buna göre yöneteceğiz? Bunun için dijital takımlar oluşturmamız lazım. Görevleri bölüşelim. Hepsi insan kaynakları yöneticisinin görevi olmamalı. Zaten bu arada bir kurumda sadece IT müdürleri, işte teknolojiden sorumlu, iletişimden sorumlu kişiler dijital lider olacak diye bir şey kesinlikle yok. Bence her departmanda mavi yaka, beyaz yaka, sarı yaka, kırmızı yaka ne olarak adlandırıyorsanız bir kişinin seçilip bir küçük dijital takıma ihtiyacı var şirketlerin. Ve bu dijital takım içerisinde özellikle sahada çalışan, satışta çalışan, ön cephede çalışan insanların fikrine ihtiyacımız var. Neden? Çünkü dijital aslında biraz da dijital teknolojiler bize sokağın sesini getiriyor. Ve o güzel güzel oturduğumuz plazalarımızdan, şirketlerimizden, kabuklarımızdan sıyrılıp sokağa inmemizi sağlıyor. Ne söylüyor müşteri ve bizim ulaşmak istediğimiz hedef kitle ne söylüyor? Dijital lider bunları dinler. Dijital liderin bu dinlemeyi yapabilmesi için işte teknolojiyi iyi kullanıp sosyal medyayı ve dijital platformları iyi adlandırması, kendi işine entegre edebilmesi için bir zaman yönetimi planı yapması gerekiyor. Yeni liderlik paradigmasında ne diyoruz? Bu bir yeni varoluş değil. Yeni kelimesini kullanmadan geçmeye çalışıyorum ama maalesef bilimsel makalelerde bunları söylüyor. Yeni varoluş değil. Bu bir sürdürülebilir alan. Bu alana girince belli dönemlerde detokslar yapabiliriz. Evet, kendimize farklı zaman dilimleri ayırabiliriz. Aslında işimizi sürdürme gerekliliğimiz var çünkü hayatta kalmaya çalışıyoruz. Survivor'dayız hepimiz. Ama yeniliğin peşinde koşuyorsak, işimize yenilik getirmenin peşinde koşuyorsak, bu sürdürülebilir alanı kesin olarak iş hayatımıza sokmamız gerekiyor. Ne yapıyor liderler dönüşürken dijitale doğru? Evet, müşteri öncelikli davranıyor, hedefe odaklanıyor, kucaklayıcı oluyor ve hiyerarşik bir yapıdan çıkıyor. Dijital liderlikte hiyerarşik bir yapı çok üzülerek söylüyorum, maalesef yok. Olması da gerek de yok. Çünkü 12 yaşındaki kızım benden daha iyi sosyal medya kullanıyor. O zaman ben sosyal medya uzmanı olarak kendimi adlandırmayı doğru bulmuyorum. Bana unvanımı sormuşlardı bu organizasyonu yapan sevgili Perya yöneticileri. Ben unvan kullanmak istemediğimi söylemiştim. Eğitim alanlarımız evet beni sizin karşınıza çıkardı. Ama benim bu organizasyondan, bu sohbetten sonra sizlerden alacağım şeyler bana işte yeni bir unvan katacak. Dijital liderler bence sosyallikleriyle ön plana çıkıyorlar ve bu sosyalliği kendi işlerine kullanabilecekleri bir kafa yapısına sahip olduklarını düşünüyorum. Paylaşılan sorumluluklar peşindeyiz. Kurumsal sosyal sorumluluk hayatımızı çok önemli bir yerine geldi, oturdu. Sivil toplum çok çok önemli bir yerinde. Dijital liderler sivil toplum gönüllülüğü adı altında birçok çalışmaya imza atıyorlar ve sivil toplumun nasıl işlerimize etkisi olduğunu, bizi geliştirdiğini, hatta eleman seçerken, elemanlarımızın performanslarını ölçerken ne kadar önemli bir hale geldiğini şu an düşündürttü. Bir dijital lider arıyorsak biz yeni iş alımlarda, evet, sivil toplum ruhu var mı? Gönüllülüğe nasıl bakıyor? Geçmişte ne çalışmalar yaptı? Şu an hangi derneklere üye, hangi projelerde çalışıyor? Buna da bakmaya başladık. Buna bakmanın en güzel yolu da sosyal medya trafiğine bakmak değil mi aslında biraz da performans ölçmeden önce o kişide? Gerçekliğe bakmak. Çünkü sosyal medya biliyorsunuz sahtelik sevmiyor. Dijital liderler için az önce şeyi söylemiştik. Mutlaka samimi olmalılar, sıcak olmalılar, sosyalliği ön plana almalılar. Bu nedenle o fake kültürünü zaten bir dijital lider içinde bulundurmayacaktır. Bundan da uzak duracaktır diye düşünüyorum. Bugünün liderleri hem geleneksel işlerini temsil ederken hem de teknoloji altyapısıyla işini daha ileriye nasıl taşıyacağının formülünü bulmayı temsil ediyorlar. Ya bu formül böyle altın bir formül değil. Sadece evet global düşünmek
ama yerel kalmak da gerekiyor. Global düşünelim hep, işte Amerika'yı, Avrupa'yı, bizden daha ileride olanları takip edelim. Evet, iyi bir şey ama yerel ne diyor? Bunu da düşünmek lazım. Ben bir dijital liderim, mutlaka yerelin nabzını iyi anlaması, ölçmesi, değerlendirmesi ve bunu bir stratejik plana dökmesi gerektiğini düşünüyorum. Vizyonerlik çok önemli dijital anlamda. Vizyonerlik biraz son dönemlerde hep böyle, size de öyle geliyor mu bilmiyorum, ama sadece çok parlak kişilerin çok vizyoner olduğunu düşünmeye başlayan bir kesim var toplumda. Parlaklık enerjisi iyidir, harika bir şey. Ama sadece parlayan, önde olan, çok takipçisi olan ya da dijital platformlarda çok anılan bir şirket içerisinde yaptığı projelerle sürekli kendini ön plana alan kişi vizyoner midir? Bunu biraz tartışmaya açmak isterim. Çünkü benim vizyonerlik anlayışıma göre bir dijital liderden yola çıkarak sadece parlayan enerji de değil, parlayan enerjileri destekleyen, yolları açan kişinin de vizyoner olduğunu düşünüyorum. Buna karşıt bir görüşü olan varsa daha sonra tartışmak isterim. Son derece önemli bir konu benim şu ara. Üzerine çok kafa yorduğum bir konu. Dijital liderin hayatla derdi vardır sevgili dostlar. İklimle derdi vardır. Hayvan haklarıyla derdi vardır. Bu konuyu alır ve kendi işinde o şirkete hayvan dostu şirket unvanı verilmesi için çabalar. Ama aslında o şirkette atıyorum muhasebe servisinde çalışıyordur. Ama bu bize o hayatla derdi olan ve başka konulara eğilen, bu konuları sosyal medya üzerinde takip eden, dijital platformlarda adlandıran biri ise, o muhasebe servisteki çalışan eleman bizim dijital takımımıza katkıda bulunur mu, bulunmaz mı? Lütfen buna da cevaplarınızı rica edeyim. Güvenli bir kaptan olması gerekiyor dijital liderlerin. Varlığını sürdürmesi gerekiyor. Sosyal medyaya küsmemesi gerekiyor. Zaman ayırması gerekiyor. Biliyorum çok kolay bir şey söylemiyorum. Burada biz bizeyken hemen söyleyelim. Yani bir dost sohbetindeymiş gibi hissediyorum şu an kendimi sizlerle. Sadece sizi görememek beni üzüyor. Ama onu da bir şekilde aşacağız inşallah ileriki zamanlarda. Güvenli bir kaptandan şunu bahsediyorum aslında. Çevik başaranlara ihtiyacımız var ya, o çevikleri yakalamak için bizim de bir liman olmamız gerekiyor dijital lider olarak. Yani bize gelmesi gerekiyor o çevik başaranların yeteneklerini avlamaya çalıştığımız dünyada. O çevik başaranları nerelerde bulacağız? Kendimiz sosyal medyada, dijital platformlarda varlık gösterdiğimizde bizleri bulmalarını sağlayacağız. Bunun için en önemli platformlardan bir tanesi nedir elimizde? Mesela LinkedIn. Harika. LinkedIn'e olmayan hiç kimsenin olmadığını düşünüyorum şu an LinkedIn profili. Harika gruplar var. Nefis tartışma ortamları var. Dünyanın her yerinden, her konumdaki kişiyle irtibat kurabileceğimiz bir güç var elimizde. Kendi televizyonumuz var, kendi radyomuz var, kendi gazetemiz ve dergimiz var. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İş planı yapar gibi kendimize bir dijital SWOT analizi yapmalıyız. Ben neredeyim? Dijitali ne kadar kullanıyorum? Dijital bir lider olmak istiyorsam hangi yolları gitmeliyim? Ve bu yolları giderken ara ara bu yolu nasıl değiştirmeliyim? Biraz buna bakmak lazım. Ne arıyoruz biz dijital liderlikte? C-level yöneticiler olarak %70 oranda LinkedIn kullanıyormuşuz. Bugün 2020 yılının ilk 3 ayından bahsediyorum. %16'lık bir oranda C-level'lar sosyal medyada bir şirketin marka yüzü olduğu belli, kesin kendi isimleriyle yer alırlarken 5 yıl içerisinde %75 orana çıkacağı düşünülüyor. 5 yılı biraz daha da ben kendi iyimser tahminimle 3'e çekiyorum. Demek ki şu an dijital platformlardan uzak duran, sosyal medyaya mesafeli bakan, tedirgin olan, hatta yaklaşıyorum korkan C-level yöneticiler, arkadaşlar bu alanları kullanmaktan geri dururlarsa zaten liderlik özelliklerini kaybedecekler. Çok üzülerek söylüyorum ama gerçekliğimiz bu. Ben kabulleniş diye bir şeyin varlığına inanıyorum. Kabullen, geç, ilerle. Çünkü hızlı olmamız gereken bir dönemdeyiz. Çevik başaranlığı konuşuyoruz. Uyumlu olmayı konuşuyoruz. O nedenle teknolojiye uyumlu davranmak dijital liderin de çok önemli özelliklerinden biri dedik ya. Evet, genel anlamda uyumlu olmayı da
konulara yakın durmayı, mesafeyi biraz azaltmayı, kendimize göre dizayn etmeyi öneririm. Ben asla bir sosyal medya mecrası nasıl kullanılır anlatmıyorum. Asla böyle bir şey öğretmiyorum. Bunun için zaten internette yüz binlerce bilgi var. Ben insanların kendine göre dizayn etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Her yiğidin yoğurt yiyişi gibi. Bence dijital teknolojilerde, lider özelliklerinde, gerçekten vizyoner bir liderse kendi kendine dizayn edebileceğini düşünüyorum. Bir C-level yönetici sadece markasıyla ilgili bir şey paylaşmak zorunda değil mi? Bir hobisini, bir fobisini, bir fikrini de paylaşabilir. Kriz yeme endişesini anlıyorum. Ama bunları yönetebilmeyi de öğrenmek aslında dijital liderin görevleri arasında. Her 5 çalışandan 4'ü harika bir oran bir dijital liderin varlığında şirketle ilgilenmeye başlıyormuş. 5 çalışandan 4'ü. Yani bir dijital lideri takip ediyormuş. Dijital fikir önderlerini takip etmek için listeler yapmayı önermiştim ya. Kendimize konular yaratalım. Ben şöyle küçük bir uygulama yapıyorum. En çok ilgilendiğim 5 konu, hiç ilgilenmediğim 5 konu. Bu da kendimi terbiye etme yöntemi. Çünkü bilgi sahibi olmak istiyorum ama hiç ilgim değil, ilgi alanımda değil. Ama o bilgiyi bir alıp kendine göre yaprakça diyelim dizayn edip bazen onlarla ilgili bir içerik de paylaşmak istiyorum. O 5 tanedeki en iyi fikir önderlerini dijitalden takip ediyorum. Ama onları sadece takip etmiyorum. Onlara bir şeyler yazıyorum. Bir şeyler soruyorum. Bana soru sorulmasını sağlamaya çalışıyorum. Soru işareti bence dijital liderin en güzel anahtarlarından bir tanesi. Programa bir çok güzel bir yorum var bu arada. Programa girmek için herhalde biz de dijital katılımcı olmaya zorluyorsunuz demişler. Evet, bence dijital katılımcı olmaya zorluyoruz. Çünkü içinde bulunduğumuz dönemin getirisi bu webinarlar biraz da daha fazla. Bu arada E-Nokta da bunu çok iyi yapan firmalardan bir tanesi. Ama 1999 yılından beri var bu arada e-öğrenme. Hayatımızın her alanında da değerli olmaya devam edecek. Markalarımızı kuvvetlendirmek ve güçlendirmek için dijital lider olmalıyız. Kendimizin ve şirketimizin network ağını genişletmek için dijital lider olmalıyız. Fikir lideri olmak için dijital lider olmak zorundayız. Paydaşlarla ilişki geliştirmek, yeni insani değerler katmak, sosyal sorumluluk ögesini hayatımızın içine sokmak ve yenilikçi imajı için, parlama enerjisi için dijital lider olmayı öneriyorum. Ürün ve hizmetler adına güven oluşturmak için kullanmak tabii ki mümkün. Çalışanlarımıza evet pozitif moral sağlamak ve gerçekliklerimizi şeffaf bir şekilde paylaşabilmek için de dijital lider olmak önemli. Dijital liderler ne yapıyor? Değer ekonomisi yaratıyor. Marka değerimizi kesinlikle yükseltmemizi sağlıyor. Düzenli içerikler oluşturarak bir dijital liderin şirketinin de iş ve iştigal konularını takip edilebilmesini sağlaması mümkün. Ve oradan oluşturduğu networkle şirketine ve o hani takımları oluşturun demiştim ya, o takımları da geri bildirimle beslemesi mümkün. Marka değerlerimizi oluşturabiliriz. Geleceğin liderlerini yetiştirebiliriz kendimiz lider, dijital lider olursak. Takım oyuncusu olacağımız için takım bilincini geliştirebiliriz. Ve burada bir hani silsile oluşturabilmenin peşine düşüyoruz ya. O silsilenin aslında ilk başlatanı olmak da harika bir şey değil mi? Dijital lider öncüdür. Kesinlikle globaldir ama yerelin de nabzını tutar demiştik. Performans öncüsüdür ve iyi bir performans ölçüm kriteridir dijital liderlik aşamalarına gelen birini karşımızda görmek. Bunu ölçmenin peşine düşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bugün çok güzel ve farklı bir haber okudum. Elon Musk Tesla arabalarında görüntülü konferans sistemini de arabaların özelliğine eklemiş. Neden bana güzel geldi? Çünkü yola çıkarken hani bir dijital lider, kendisi bir dijital lider, yola çıkarken bir stratejik plan yaptı ya, o planı yaparken görüntülü kamera görüntülü konferans özelliği arabanın aslında iç dizaynında, dış dizaynında hiçbir yerinde olmayan bir konuydu. Döneme göre çevik davrandı. Dönemin içindeyken bu özelliği, madem bu kadar insan çılgınlar gibi kullanıyor, herkes işte Zoom peşinde, başka nasıl uygulama kullanabiliriz bunun peşinde, ben de kendi aracıma uygulayayım diyerek aslında bizim şu ana kadar konuştuğumuz şeylerin çok güzel bir örneğini oluşturduğu için
benim için bu haber çok ilgi çekiciydi. Yani bir kendisi de çevik başarılı olarak tabii ki nitelemek mümkün. Biz yeteneklerimizi geliştirirken bu yolda yeteneklerimizi geliştiren insanlara ihtiyaç duyuyoruz. Bunu işte dijital platformlardan bulabiliriz. O takımların, şirketlerimizde oluşturacağımız dijital takımların bakış açısı kesinlikle amasız, araştırarak karşımıza gelerek, yenilikçi olarak, geleneksel yapıdan uzaklaşarak, ataletten uzak durarak ve teknokafa beyinlerden oluşması olmalı. Dijital takımlara bu dönemden sonra daha fazla ihtiyaç duyacağız. Çünkü krizler yaşadık, yaşıyoruz ve bu krizlerden nasıl çıkacağımızı konuşurken işte şirketimizin her bir departmanından bir kişiden oluşacak bir takımın sesini duymak, dinlemek zorundayız. Hatta sosyal medya hesaplarımızı böyle zaman zaman fenomenler yapıyor ya, bir hesabı ele geçiriyorlar. Bu bir reklam modeli ve o hesabı o fenomen yönetmeye başlıyor. Oluşturacağımız bu dijital takıma bir proje ödevi verelim ve markamızın sosyal medya hesabını bir hafta boyunca onlar yönetirse ne tarz içerikler koymak istediklerini bildirdikleri bir yayın planı oluşturmalarını isteyelim. Çünkü onlar gerçekten sahanın gücünü de görüyorlar ya, ya kendileri olarak bu dijital takımda bulunuyorlar. Bu nedenle takıma en büyük katkıları da belki şirketimizin dijital platformlarda nasıl gözükmesi gerektiğiyle ilgili bir fikir geliştirebilme enerjisini yakalamak ve o projeyle de belki kendilerini gösterebilecek harika bir performans kriteri yakalamak. Pazar alanlarımızı genişletmek peşindeyiz ya. İşte o sahanın gerçek insanları belki sosyal medya üzerinde şirketimizin bir özel günde sadece standart klişe bir görsel ve klişe bir metinle yer almasının dışında gerçekten kendi hizmet ettikleri kitlenin ne dediğini dijital izlerini takip ederek oluşturacakları bir içeriği sosyal medyada kullanmamıza sebep olacaklar. Biz bu çocukları, o çocuklardan bir tanesi de benim, yaş 48 olsa bile desteklemek durumundayız. Beni böyle destekleyen bir yöneticim sayesinde 38 yaşından sonra yeni bir mesleğe sahip oldum. Harika bir yöneticiydi. Buradan sevgiyle anıyorum. Çünkü beni bir web sitesi projesi grubuna almıştı. Daha web sitesi nedir diye bile bilmediğim bir dönemde bambaşka bir departmanda çalışıyordum ve hayatımı değiştiren karara orada sahip oldum. Yeni bir altın bileziğe ihtiyacım var dedim. Mesleksizliğe inanmaya başladım. Ünvansızlığa inanmaya başladım. Bu nedenle kendimi geliştirme yolculuğunda çok güzel bir kafa açıklığı oldu. Proje takımlarına ve dijital takımlara kendimden de yola çıkarak çok inanıyorum ve önemli de tavsiye ediyorum. Fikir lideri olarak bize de tanınma şansı sağlıyor dijital liderlik. Bu yolda antrenman yapmamızı sağlıyor ve kendi şirketimiz içerisinde de özellikle bu konuda anılmamıza, insanların bize fikir sormasına, bizim onlara fikir vermemize, iyi uygulamaları konuşmaya yol açıyor. İyi uygulamaları konuşmak, rakiplerimizi takip etmek, onlara geri bildirimler vermek ve eleştiriler vermekten bahsetmiştim. Çok ileri gitmezsem rakiplerimizin içeriklerini paylaşma, kendi sayfalarımızda, profillerimizde göstermeyi bile önereceğim sizlere. Bugün yine önemli bir gün, Yunus Emre'nin ölüm yıl dönümü. Ben onun sözlerinden bir tanesiyle bu sohbeti sonlandırmak istiyorum. Diyor ki biz her dem yeniden doğarız. Bu nedenle her dem yeniden doğabilmek için elimizdeki şu an imkanı en güzel şekilde bizlere sunulmuş olan ve sürekli gelişen teknolojiyi lütfen hayatlarımızın her alanına sokalım. Dijital okur yazar olmak bizi dijital liderlik yolunda çok güzel programlayacaktır ve öne çıkaracaktır. Dijital takımlar oluşturduğunuzda o takımların yaptığı şahane iyi uygulamaları bizlerle ve tüm kamuoyuyla bu konuyla ilgilenen, bu konunun hashtaglerini takip eden, bu konuları sosyal medyada arayan, bunları kendine mesele yapan insanlarla paylaşın. Paylaşım endüstrisinin bu anlamda hepimiz güzel bir parçası olalım ve her dem yeniden doğduğumuzun gerçekliğiyle sizleri sevgiyle selamlıyorum.